Biz yıllardan beri kendilerini biliyoruz, tanıyoruz. Neredeyse bir kısmıyla da beraber büyüdük. Bu onlara büyük haksızlık ve hakaret olur. Sen çok akıllı ve zeki bir kızsın. Nerede lafını durduracağını, nerede devam edeceğini gayet iyi bilirsin. Etikse etiğin TDK'daki karşılığına insan olarak örnek verilecekse karşına Murat Ağırel'le Emrullah Erdinç çıkar. Sizler değil. Kusura bakmayacaksınız. Yani Para gerçekten kazanmasını çok iyi bilirler tıklanmadan diyor. Siz onları mı kastediyor? Onları kastediyor. Para kazanma, tıklanma, paylaşma, link atma onlar sizin uzmanlık alanınız. Ama şimdi bir şeyler gidiyor. Mal varlıklarına el konuluyor. İşte alışveriş sitesinden kaldırılıyor ya bazı şeyler. Bu onun hezeyanı, bu onun siniri. Ona veriyoruz. Ama insanlar şöyle bir süreçte kriz anında dil uzatacağı kişiyi de iyi seçmeli. Öyle birine dil uzat ki biz bu kadar şey arasında haklısın Eylül diyelim. Ama olmaz. Şimdi tabii siz aslında bak ne kadar güzel bir yayın yapıyorsunuz. Onun bu çektiğini her gün yayınlıyorsunuz. Bir kere kendini ifade etmesine de yardımcı oluyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Ama Baştan sona eleştirince... veriyorsunuz ya. Evet. Zaten o siz verin diye çekiyor. Siz de onu yayınlıyorsunuz. Aslında bu onun için bir şans. Ama şu an tabii ki herkes bir panik içinde. Herkesin gözü döndü. Korkuyor. Bilmiyorum salonları kapandı mı Türkiye'deki? Hani bütün bu sizde haberi geçenlerin Çalışanlarına veda etti açık geçen mı? gün. Hani ben en çok neye Tazminatlarını ödedi. üzülüyorum? Hani bu franchise sistemiyle Türkiye'nin birçok yerinde bir sürü kadın, bayan yani ne yaptı? Gitti kredi çekti, işe yatırdı. Evet. Onu yaptı ve şu anda öyle şeyler duyuyorum ki hiç müşteri de gitmiyor. Şimdi kadın parasını alamıyor. Zaten başlarında bir sıkıntı var. Evet. Müşteri gelmiyor ve kadınlar milyon verdiler. Şimdi onlar ne olacak? Onu çok merak ediyorum. Ne yapacaklar? Belki Nasıl tabela toparlayacak? değiştiriliyor mu acaba? Tabela değiştirip o saat... Tabela değiştirse kimin adını koyacak? Evet, Zaten normal bir sıfırdan isim bir koysa marka. gelmeyecek. Yani ben bir tek şu an kaç tane bir hesaplar mısın? Bak her birinin 150 tane 10 olsa şubesi vardı yani Eylül işte Öztürk'ün. onun 10, öbürünün 150, öbürü 170 diyor ya, hepsi söylüyor biliyorsun. Toplam baktığın zaman Türkiye genelinde 500 tane güzellik salonu şu an sıkıntıda. Hiçbiri para kazanamıyor. Hiçbirinin artık güvenmiyorlar. Mesela ayda iki kere giderken 2 ayda bir kere belki gidiyor tırnağa bir şeye. Yani topluca onların nasıl kurtulacağını bir düşünmek lazım. Onların bir suçu yok çünkü baktığın zaman. Evet. Yani. Şimdi Eylül Öztürk'e bir kere yazıklar olsun gerçekten. Bu işe hayatını koymuş, haber uğruna gecesini gündüzüne katmış gazetecilerle ilgili söylediklerine bir bakar mısınız? Eylül videoları Eylül sayesinde mi onları izleniyorlar? Eylül sayesinde mi onlar para kazanıyorlar? Bu gerçekten Şaka tek gibi. cümleyle Zaten bir onlar sosyal akı medyadan kazanmıyor tutulması, yani. para derdinin para olduğu, kim olduğu belli Tabii zaten. canım. Derdi para Gülşen. olan ortada. YouTube'a yüklüyor videoyu. Bakalım ne kadar izlenecek. Bakalım Evet. oradan da ne kadar kazanacak. Şu videoları da Bir de izleniyor. öncesinde de gel gel yapıyor storylerden de o YouTube'a yükleyeceği videonun reklamını da yapıyor. Şu Biraz sonra videoları. paylaşacağım. Az sonra geliyor. Açıklama Kara yapacağım. para akladın mı? Bu Ha, iddialar oradan nereden da geliyor? kazanıyor. Oradan da kazanacak tabii. Murat Ağırel ve Emrullah Erdinç siz ortaya çıkıp da bu işleri yapana kadar zaten ödüllü kitap yazmış, belgesellere imza atmış, Türkiye'nin en büyük gazete ve yayın kuruluşlarında çalışmış kişi. Bir zamanlar senin sunuculuğunu yaptığın bir kanalın haber müdürüydü Emrullah. Murat'ı anlatmaya da zaten listeler yetmez. Onun için diyoruz hedef aldığınız kişiler birbiriniz olun. Fenomen fenomene Ya bir şey sataş açsın. söyleyeceğim. Değil mi? Birbirine şey yapsın. Bu resmen kendisini takip edenleri manipüle ediyor. Bir de şey var Algı ya işini algı operasyonu. işini Algı çok operasyonu. düzgün yapanlar da şimdi bak kurunun yanında yaş da yanmaya başladı. Ya işini düzgün yapan, hiçbir şeyini kaçırmayan, sosyal medyayı iyi kullanan insanlar da şu anda gidiyor. Onlar panikte değil ki. Hayır panik Onlar olarak bir gitmiyor. reklam gelmiyor. Çünkü artık halk şey oldu. İnancını, Bir süre güvencini durur sonra tekrar onlar alır. evet yitirmeye başladı. Güvenilir Şimdi bir şey adresler. söyleyeceğim. Eylül'ün enerjisini çok yanlış işlere harcadığını düşünüyorum. Adalet arayan, ben haklıyım, elimde de belgelerim var diyen gelir bu topraklara kendini savunur. Tabii. Gelmeyecek tabii ki. Hakimler Gelmeyecek önünde, tabii ki. savcılar önünde kendini Sence savunur. gelecek mi? Bu kadar Asla. bir kamyon dolusu lafa,
Bu kadar uzun uzun videolar çekmeye falan hiç gerek yok Eylül Öztürk. Gelirsin buraya, buraya gelmen bile bir adımdır. İnsanlar derler ki, aa kız bak alnı ak demek ki kendine çok güveniyor. Evet. Buralara kadar geldi, hadi gel. Evet. Hayır, bu kadar konuşacağına, günlerden bu yana kocasıyla birlikte açıklama yapacağına iki kelime var aslında kullanacağı. Her şeyi açıklayacak o iki kelime. Biri gelmiyorum, ikincisi geliyorum. Onun üzerinden değerlenecek. Çünkü öyle olacak da pasaport askıdaydı, avukatımla konuştum, Türkiye Cumhuriyeti izin verecek. Yani anladın mı? Evet. İki tane çözümü var. Kardeşim ben ifade vermek üzere Türkiye'ye gelmeyeceğim. Arkamdan istediğiniz kadar konuşun. Bir şık bu. İkinci şık, evet, onu bunu değişik. Suçlamak değil. Hele de değerli gazetecileri suçlamak hiç değil. Ben geliyorum, ifademi vereceğim. Gerekirse yıllar yılı otururum. Aklanana kadar da çıkmam. Çıkışta da temiz çıkarsam yargı önünde hepinize kapak olsun der, bir açıklama yapar. Ne bu öyleydi, böyleydi, şöyleydi. Ya siz birbirinize girin. Az laf siz, çok iş. Siz az gazetecilere, laf çok iş. Gazetecilere, habercilere laf atmayın. Siz birbirinize girin. Aynı şeydesiniz ya. Bir dakika şimdi, bir de Ahmet Hakan fenomenlerin çöküş aşamaları diye böyle madde evet. madde yazmış. Evet. Birinci aşama ret, inkar ve küstahlık aşaması. Evet, şu an İkinci aşama laf sokma, polemiğe girme aşaması. Mağdur edebiyatı. Üçüncü aşama umreden fotoğraf paylaşma. Dördüncü aşama şey yaptı bak, çok yanlış şeyler yok onlar oldu. Yaptıramamış. Devlete ve devlet büyüklerine yalakalık aşaması. Beşinci aşama alt gelir grubu taklidi yapma aşaması, fakir edebiyatı. Altıncı aşama acımadı ki acımadı ki aşaması. Yedinci aşama gözyaşlarıyla isyan etme aşaması. Ama Eylül Öztürk baktı ki gözyaşları da işe yaramıyor. Yorumların ardı arkası kesilmiyor. Ne yaptı? Beyaz gömleğe sarıldı. O beyaz gömlekler çok meşhurdur biliyorsunuz. Beyaz gömleği giyerler, boyunlarına da Allah kolyesi asarlar, en temiz benim. Bir de üstüne ben anneyim dedi mi ah vah vah deriz hepimiz. Evet. Ne yaptı, bir de kemik gözlükleri de taktı. O ciddi bir hava veriyor. Ben iş kadınıyım. İşimi bilen, zeki, çalışkan, tutumlu bir iş kadınıyım. Amerika'da... Çok yapmacıksın Eylül Öztürk. Evet. Çok. Evet. İnsanlar hiç inanmıyor, var. İnsanlar yemiyor. Çok yapmacıksın. Bir de sürekli parasını, evet. kazancını gösterirken şöyle diyor ya şu cümleleri, videoyu baştan sona izledim. Siz bilmezsiniz, siz anlamazsınız. Bakın şimdi bu kadar paralar var, siz hiç bilmezsiniz. Yani siz onu bile yazmış insanlar çok itici oldun diye. Ha, doğru, onlar daha iyi bilirler o para mara tabii, işlerini. Para işlerine tabii. çok hakimler. Ya bu fenomenlik olayında şimdi nasıl, bunların zaten hepsinin biliyorsunuz ki ben bu arada sosyal medyada güzel içerik yapanlara sonsuz saygı duyuyorum. Evet, lütfen yanlış anlamayın. Tabii ki. Ama hepsinin bir ömrü var. Yani bir yıl ya da iki yıl. Onlar da biliyor bunu. Bitiyor. Sonrasından ömür boyu öyle bir hani şöhret ya da ömür boyu bizi insanlar tanıyacak öyle bir şey yok. Çünkü siz bir oyunculuk, sunuculuk, bir sanat, ne bileyim şarkı, hani böyle yıllarca gidecek bir şey yapmadığınız sürece ne kadar tıklansanız, ne kadar takipçi, ki onların çoğu da satın alınma oluyor takipçilerin. Şimdi o takipçilerin yani. Bir kısmı kendilerini yukarıya çıkaran, alkışlayan ve para kazandıran takipçilerin bir kısmı evet. döndüler ve işte bir arada bir şey belgesel çekeceğim diye geçen haftalarda vardı bir videosu. O belgesel çekeceğimin üzerine Twitter'da diyorlar X'te belgesel çekeceğini ülkene dön ifadeni ver. Şimdi bunlar mı hain oluyor? YouTube'dan belge değil. Gel mahkemede sun o belgeleri. İfade yurt dışında. Yurt dışında ifade. Buraya gelip olmuyor. İfade vermesi gerekiyor. Neymiş? Reklam almak. Murat Ağrel ile Emrullah Erdinç senin videoların sayesinde reklam Yalnız olacak. Yalnız sularda yüzüyor. Ya buna kargalar bile gülmez. Hani kargalar güler deniliyor ya. Evet. Buna kargalar bile gülmez. Ama lütfen akıllı zeki insansın. Bir danışman tutacaksın böyle bir dönemde. Evet, kalan paraya ortalık ya. Kalan paraya kıyacaksın. Kimse doğru düşünemiyor artık. Yeliz, o danışman diyecek ki bu süreçte toplum nezdinde güvenilir olan, en azından şu videodan önce bazı isimlere dil uzatmayacağım. Kendi derdini anlatacaksın. İlla da birine sataşmak mı istiyorsun? Rahatlamak mı istiyorsun? Bu seni eleştiren bir şey takipçi ya da bir sürü fenomen arkadaşlarım var. Çak onlardan bir tanesine. Olsun bitsin ya. Bir de Eylül'ün unuttuğu konu. Masanın radarında, masanın incelemesinde gazeteciler yok. Sen varsın. Bir de şöyle bir algı oluşturuyor. Sanki koskoca masan, koskoca devletin işi gücü bitti. Sosyal medyada yapılan yorumlar üzerine
fenomenlerle ilgili işler onlar başlatıyor. Onlar bunlara bakmıyor ki. Önlerine... Öyle de bir algı oluşturmaya çalışıyor. Diğerleri de öyle. Sayfa altlarına da öyle. Diyelim ki Dilan Polat'la ilgili haber yapıyoruz. Yeni bir gelişme veriyoruz ya da öncesindeki sürece. Oh, içiniz rahatladı mı? Kardeşim, benim içim niye rahatlasın? Ben önüme gelen haberi yorumluyorum ya da bakıyorum ya da bir yeni bir şey elde edersek doğruluğuna emin olduktan sonra sizle paylaşıyoruz. Neye alakası var sanki? Vallahi çok ilginç haberler geliyor her gün. En son avukatın hani el öptü o Hüseyin Kayan'a. İnanılmaz. Evet. Sen daha dur, bitmedi. Eylül Öztürk aylık kazancını da açıkladı. Hem de çok üzülerek açıklamak durumunda kaldı. Ne kadarmış? Geliyor. Bak, ben şu an bunu kafama dökerim. İzleyelim. Ne kadar mı? Totalde 216.500 lira kazanmışım arkadaşlar. Ben bu linklediğim şeylerden bu e-ticaret platformuna 1.127.194 TL ciro yaptırmışım. Ben 31 Aralık tarihinde 384.815 TL kazanmışım sadece bir e-ticaret platformunda. Evet, 2 milyon lira getirelim arkadaşlar ekrana. Ah. 2 milyon toplam kazanç. Şimdi benim anlamadığım gerçekten yaklaşınca hiç görünmüyor. Şu mu kazanılan rakam? Toplam 20 kazanç, bin falan mı güncel kazanç. Ciro. 2 yani milyon. 20 bin mi kazanıyor aile? 2 milyon. 20 bin mi? Nerede 20 bin? 2 milyon. Birler onlar sayamıyorum. Ben şu an kalp krizi geçirebilirim. Ambulans istiyorum. Orada 2 milyon lira. Bu gerçek mi peki? Gerçek. Evet. Sizce gerçek mi bu? Gerçek tabii ki. Rakamları değiştirmiş olamaz. Hayır, yani. Yok. Yani bu aylık, bir ayda kazancı 2 milyon. Kasım ayı çok bereketli bir aymış. Ay, inanamıyorum. Ben stüdyoyu terk ediyorum arkadaşlar. Şu güne kadar bu kadar sevenimin olması, bu kadar iş yapmam. Sevmiyorlarmış yani, demek ki. Ben artık bu piyasayı, bu işi gücü, her şeyi bırakıyorum. Eğer gerçekten bir platformdan bu kadar kolay, bu kadar yüklü para kazanılıyorsa... Kulak. O zaman biz yıllarca her şeyi yanlış yaptık. Doğru onlar sen yapmış. Kasım ayında, demek ki... Sen Kasım ayında ne kadar kazandın bu kozmetik işinden? Demek ki beni hiç sevmiyorlar. Beni sevmiyorsunuz o zaman. Niye karşıma çıkıp da fotoğraf çekilip duruyorsunuz? Yani bu şekilde 2 milyonlar kazanılıyorsa onun sıfırlarını çık canım. Bütün sıfırları çık. Yeliz. Yani 2000 lira bile gelmiyordu. Bak, Eylül diyor ki influencer olarak Kasım ayı çok bereketli bir aydı. 2 milyona var. Sen ne kadar kazandın ben Kasım ayında? Ben sana söyleyeyim. Anında biliyorlar. Onu kardeşim Banu da biliyor. Ne kadar kazandım? 700 lira falan kazandım. 700 lira kazandım. O platformdan. Bak, Kur'an çarpsın. En tamam, son yemin etme bu canım. Ay, Allah Allah. Yani 500 ya da 700 gibi. Ya ben işte demek ki hata bende. Bak, parayla sınanıyormuş. Biz neyle sınanıyoruz? Biz de bunları görüp delirmekle sınanıyoruz. Sen gençliğini, hayatını ver, oyunculuk yap, sunuculuk yap. Yani 24 saat çalış. Demek ki bir şeyi yanlış yapıyorum yani. Ama gerçekten çok bize hakaret. Yani herkese ama hakaret bu. Ama kafanı akşam yastığa koyup huzurla uyuyabiliyor musun? Ya huzurla uysam ne olur? 300 lira kazanmış mı 2 milyon? Bence bütün mesele ya, huzursuz uyuyorum. Bence huzursuzluk var. Onlarda ne huzur kaldı ne bir şey ya, kaldı. Hayatım yok, gayet huzurlu. Hiç kazanmış, ben huzurlu görmüyorum almış, kendisini. Artık onu Allah bilir, gerçek kazandı kazanmadı çıkar her ama şey. Ama Dilan Polat da. Malikanede yaşıyor. Çok güzel çoluğu çocuğu. Biriktirerek nasıl almış. Nasıl huzursuz şu anda? Tutum biriktirerek almış. Vah vah Yeliz vah ama... gitti seneler. Seneler bomboş gitmiş. Vallahi sen çok kötü oldu. Sen 30 oldum. Yılda biriktirdiğim parayla Amerika'dan 11 tane ev alabilir miydin? Hayatım 11 tane değil, keşke bir tane bir odalık alabilsem. Çocuğumu çünkü orada okutmak istiyordum. Hmm. O çok istiyor. Hani yurt dışında eğitim alıp ülkemde çalışayım. Hmm. Ama öyle bir şey var biliyorsun gençlerin. Evet. O 1+1'lerin zaten nereye nasıl alıyorsun? Yani hiçbir şey o kadar kolay değil hayatın masrafları. Düşün şimdi eskiden Eylül almış televizyonda, 125 bin dolara bir tanesine. Bak, bir yıl program yapıyordu sanatçılar biliyorsunuz, televizyonlar yıllık. Bir yıl için bu paraları yani. Hmm. Hani bir yıl benim kanalımda program yapacaksın deyip. Vallahi yani ortada bir yanlış var. Ben mi yanlışım, o mu yanlış bilmiyorum. Duruma bakıldığı zaman sanki bize bir yazık olmuş yani bunca zaman. Hiç yazık olmamış. Kimin yanlış yolda olduğu işte çıkıyor ortaya. Allah Allah. Bir de bir şey söyleyeceğim. Dilan Polat da yani. O satışlardan değil mi paralar elde ettiğini söylemişti. Ve o satışlar da şaibeli bulunmuştu. Evet, evet. Masak şimdi o satışları, o para alışverişlerini kontrol ediyor. Bir ortaya çıkmıştı ki kadın güzellik kremlerinin çoğunu tabii, erkekler almış. Erkekler almış. 700 almışlar. Evet, 700. Ya da kutular.
paket boş gidiyormuş. Aynen öyle, aynen öyle. Her şey ortaya. Kimin aldığının cinsiyetine, kimliğine vallahi kadar çıkıyor ortaya. Kızlar, ben kendim ciddi anlamda güzellik sektörüne tam da bu battığı bittiğinde girmeyi düşünüyorum. Şaka yapmıyorum. Hmm. Evet, kendim bari diyorum gideyim şey yapayım yani, hani nasıl yapılabiliyor, iş ortağı falan birileriyle gireyim bari. İnsanları kurtarayım güzellik sektörünü. Diyorum batarlayayım çıkarmayayım. Derler ki önce kendini kurtar. Aylık 700 lira kazanabiliyorum yani diyorsun. Ha benim bir para, yani doğru düzgün bak güzellik sektöründe gerçekten iyi para var. Düzgün yaparsam güzellik tırnaktı, sektöründe iyi para olmadığını var. Ama nereden böyle anladık? Bu kadar. Eylül Öztürk önce tırnakçıydı. Şimdi de influencer'la, influencer'la şey sarıldı. Farkında mısınız? Evet, tırnakçının evet anlamını biliyorsun değil mi? Biliyoruz. O tırnak kraliçesiydi. Şimdi daha geçen hafta Eylül Öztürk ikinci el kıyafetler giyiyorum. Ben böyle tutumluyum. 10 tane evimden gelen kirayla şu an oturduğum evin kirasını karşılayacağım. Şimdi ikinci el kıyafete artık gerek var mı şu parayı alın? Ne ikinci işte onu diyeceğim. Aa, artık benim çalışmam da gerekecek diye fakir edebiyatı yapan Eylül Öztürk'ün bir anda ne kadar zengin olduğunu, ayda 2 milyon lira kazandığını konuşuyoruz. Acaba vergi ne kadar ödüyor, onu da bir paylaşsa. Şimdi bu kadar bu platformda kazanca zaten vergi, normalde vergi rekortmeni ödüyorsun. Vergi rekortmeni olması bir gerekiyor. De bütün, tabii, normal şartlarda tabii, değil mi? Bir de bütün evet çalışanlarına tazminatlarını ödediğine göre bir para var. Var. Şimdi çalışanların hepsinin tazminatını alıp gitmesi ne demek? Çok yüksek paralar. Yani 1, 2, 3 kişi değil. Daha yüksek kişiler. Müge bir de videoda ara ara yaptığı yardımları da gösteriyor. Ha, bakın canım, çok üzülerek, çok utanarak, hiç sevmediğim bir şey ama tabii bunu yapmak zorundayım. Tabii, tabii. Ben burada limoncu amcaya da bir para göndermiştim. O da burada. Aynı Dilan. Evet, Dilan da yapmıştı. Aynı şekilde yardımlarını paylaşıyordu. O evet da gösteriyordu falan. Aynen. Bir de aynı bu yoldan tabii, aynı yol. Hiçbir yani orijinallik yok. Biri diğerinden, hani açıklamalarından, avukat dillerinden, yaptıkları videolardan falan, bir tanesi diğerine göre daha farklı bir yoldan gitsin diyelim ki gerçekten. Bir de anlıyoruz ki aslında hiçbiri yaratıcı falan değilmiş. Biz hani influencer demek böyle biraz yaratan, üreten tabii, değil mi? Ya ama bu kadar içerik üreti. Bu hepinizin kadar içeriği aynıymış meğerse, içerik üretici falan yazmayın. İçerik kopyalayıcısı yazarsanız kendinizi daha iyi tabir edersiniz. Yani şimdi bu kadar kolay para kazanılıyorsa eğer, bu kadar emek, yani çok aşırı yorulmadan, o zaman zaten yani şöyle bir geçmişe bak, bütün oyuncular, sunucular, tiyatro ustaları, herkesin yaptığı emeklerin hepsi çöp gibi oluyor. Bu kadar kolay. Hayır, bu kadar büyük rakamlar sosyal medyada onlar kazanılıyorsa herkes o zaman bunu yapsa. Yeliz, onlar çöp saygınlık olamaz. Saygınlık başka bir şey. Parayla alamazsın. Olmak çok güzel ya, bir şey okudum. Herkes onur ve şeref için yaşarsın. Tabii, bak, en önemli tabii şey bu tabii. Görünmekle ki çok güzel bir şey okudum. Hepsini kapsayan. Görünmekle olmak arasında dünyalar kadar fark var. Evet. Sanatçı olan oluyor. Bir yere taşınıyor. 20 yıl sonra da biz ondan bahsediyoruz. Tabii. Görünenlerde biri geliyor, evet, biri geliyor. Yani şahsen ben bu şekilde 100 milyon kazanacağıma 1 milyon kazanayım, başım ağrımasın. Ben bir de riski de sevmem. Evet. İşe girerken de öyle yok, banka faizleri, borsalar. Saygınlığını kaybetme. Ticarette de çok korkarak yani çekinirim çünkü 3 kuruş parayı yatırıp ne kadar. O yüzden daha temkinli. Belki gerçekten benim şu anda yurt dışında falan hiç evim yok ama inşallah çok büyük kazançlarla, güzel işlerle, doğru düzgün, temiz her şeyini yaparak. Bu arada Eylül Öztürk'ün inşallah videosuna da çok sürpriz bir isimden bir like gelmiş, beğeni gelmiş. Özlem Öz'ün annesi Hayriye Hanım Eylül Öztürk'ün videosunu i̇şte beğenmiş. İşte onlar birlikte. Bir de diyor ki takipçilerim beni çok seviyor, bana güveniyorlar. Tamam, çok seviyorlar, çok güveniyorlarsa sayfayı yorumlara aç bakalım, seviyorlar mı, güveniyorlar mı? Sayfayı da bütün yorumlara kapatmış. Ha. Sadece like'lar var. Tamam. Like'lardan biri de Özlem Öz'ün annesi Hayriye Hanım'dan gelmiş. Yani beni eleştirmeyecek, bu süreçte arkamda duracak herkese yorumlar açık de. Evet. Var mı öyle bir şey? Bir de takipçilerimden kaç takipçisi var Eylül Öztürk'ün? 6,5 mu? İşte 6,5'sa nasıl bu kadar şey yapabiliyorlar takipçilerim? 6,5 milyon insanın zihnini nasıl okuyabilirsin? Ya da ya sevenlerim, hepinizi tabii çok seviyorum. Mi, nasıl yalanlar da bilmiyoruz. 3,600. Tamam, nasıl yalanlar? 3,600,000 takipçisi satın alıyor çünkü takipçiler, biliyorsunuz birçok insan bunu, birçok sanatçı da yapıyor da
çok göstermek için. Ben bir gram yapmadım hala, o yüzden herhalde 750 binde. Bir şey yani duruyorum. Bugünse ben, yarın bir şeyler ortaya çıkınca sana en büyük eleştiriyi yapan. Ya yani. Tabii şimdi yani yanlışı kimse alkışlayamaz ama seveni de inananı da böyle açıklamalar yapıyor da inanan da bir sürü insan da var tabii ki. Bilim, yani şimdi gerçi onun daha bir suç bir şeyle suçlanmadı şu an. Tabii kanıtlanmış bir şey yok. Belki de dedikleri de doğru çıkabilir. Belki de gerçekten çok yüksek kazanmıştır, bilemiyorum. Ama bu ben süreçte sessiz kalsaydı çok daha iyi edecekti. Evet yani aslında ben olsam sessiz kalırdım. Şu videolar hani inceleme aşamasını böyle şey hale getiriyor, böyle kötü aslında hale getiriyor. Aslında kendisine zarar veriyor, kendisine bence zarar şu anda veriyor. Bunu yaparak açıklamaları, yani hedef aldığı kişiler falan. İnanılır. Hadi biraz da bir magazin yapalım. Ah, evet yapalım. Bir magazin turumuza demoralize gidelim. Demoralize oldum ama yani şu an şu Harpiz paradan. Seni kaldıralım hadi. Ödülleri, ödül gecesine gidelim efendim. Geceye Kenan İmirzalıoğlu konuşmasıyla Sinem Kobal'da elbisesiyle damga vurdu, izleyelim. Tuba Büyüküs'ün Paris'ten dönecek mi? İçimin titrediği ikinci bir şehir. Saadet Işıl Aksoy Amerika'dan neden döndüğünü açıkladı. O yüzden de burası çok uygun geliyor. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk dolu bakışları geceye nasıl damga vurdu? Çok zarif bir hanımefendiyle evliyim. Yıldız isimlerin katıldığı ödül gecesinde neler yaşandı? Dünyaca ünlü bir moda dergisinin Türkiye'de ilk kez düzenlediği Yılın Kadınları Ödülleri görkem bir törenle sahiplerini buldu. Bir dönem derginin yayın yönetmenliğini de yapan Gülse Birsel gecenin en şık isimlerinden biriydi. Bundan sonra dergicilikte hayatımın sonuna kadar devam ederim, burada yükselirim ve bir gün bütün dergilerin başına geçerim falan gibi planlar yapıyordum. Ta ki GAK programı teklifi gelip ilk defa televizyona çıkana kadar. Gülse Birsel gecede yılın ilham vereni ödülünü aldı. İlham veren olma hikayesi çok önemli. Aslında oldukça ağır bir sorumluluk ve büyük bir ittifat. Avrupa yakası, Jet Sosyete, Yalan Dünya gibi unutulmaz dizilerde sizin imzanız var. Yeni bir sitcom yazmayı düşünüyor musunuz acaba? Ben de açıkçası bundan sonra televizyona komedi yazar mıyım? Birazcık büyük cesaret işi çünkü 120-130 dakikanın aşağısı kabul edilmeyecektir. Kenan İmirzalıoğlu gecede Yılın Erkeği Ödülü'nün sahibi oldu. Yakışıklı oyuncu konuşmasında yıllar önce Ezel dizisinde birlikte rol aldıkları unutulmaz oyuncu Tuncel Kurtiz'i andı. Rahmetli Tuncel abi hatırladım. Mesele erkek olmakta değil, mesele beyefendi olmakta. O yüzden bu değerli ödülü ülkemizin tüm beyefendilerine ithaf ediyoruz. Yakışıklı oyuncu kameralar karşısına güzel eşi Sinem Kobal'la birlikte çıktı. Kenan İmirzalıoğlu açıklama yaparken Sinem Kobal onu aşk dolu bakışlarla izliyor. Bu ödülün sahibi olarak, bu ödüle layık görülmüş birisi olarak kadınlarımıza her zaman saygılı, nezaketli, özenli davranmalıyız. Kadınlarımıza gereken ihtimamı göstermeliyiz. Bildiğiniz gibi çok zarif bir hanımefendiyle evliyim. Anadolu yürekli, çok güçlü bir kadının elinde büyüdüm. Ablamla beraber iki tane de kız çocuğum var. O yüzden bu konuda ekstra hassasım. Mesele erkek olmak değil, mesele beyefendi olmak diyorum. Setlerde kadın erkek eşitliği var mı? Kadın oyuncuların erkek oyunculardan daha az kazanması üzerine ne düşünüyorsunuz acaba? O tip gerçeklikleri değiştiremem ama setlerde kadınlara farklı, erkeklere farklı davranılıyor diye asla öyle bir şey ben görmedim. Setlerimizde kadın erkek eşitliği var. Kadın erkek tartışmaları ile ilgili kendi bulunduğumuz setlerde çok şükür böyle şeyler yaşamıyoruz. Evet. Kimsenin de yaşamasını istemiyoruz. Bunun için de her zaman tabii ki elimizden geleni yapıyoruz. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'a ihanet ettiği iddiası vardı. Çift bu iddiayı yalanlamak için davetten davet koşturuyor. Evet. El ele göz göze görüntüler veriyorlar ama bazen de sanki abartılıyor gibi geliyor bana. Hı. Şimdi bir Kenan konuşurken bakışını Sinem sanki eşini ilk kez görüyormuş gibi o hayranlıkla öyle bakıyor olmasa. Ah bu adam benim mi? Ah canım benim çok aşığım. Ne kadar da yakışıklıymış gibi. Ay, derin derin dalması da artık biraz abartı gibi geliyor bana. Ama şimdi Sinem'i övüyor ya orada. Evet. O böyle bir o övgüyle kendinden geçip bakmış. Ama bir bakar olabilir mısın şu bakışa? Ay ne güzel konuşuyor diyor bir de. Hayır, çünkü ben güzel senin ağzını yiyeyim evet falan değil mi? Tabii, kafa balonda tabii o yazıyor. Çünkü belki çok aşıktır. Hayır şöyle de bir gerçek bazen var. Bazı ünlü oyunculara hani döktürüyorlar böyle rollerle falan. Evet. Fakat mikrofonu uzattığında
Yeliz evet, iki kelime bir araya gelmiyor. Şimdi ama Kenan sunuculuk da yapıyor ya. Ama yani çok özür dilerim, sunuculuk yapıp böyle bütün ezbere metinleri okuyanlar da var ama evet, şu an spontane konuşuyor. Öyle güzel konuşuyor ki bence konuşmaya daldı gitti o. Bence daldı gitti diyordur evet, ki konuş konuş sen bana şunları bunları yaptın ama bakıyorum burada neler söylüyorsun. Bak biraz önce Kıvanç'a dedin ki çökmüş. Kenan'ı nasıl buldun? Ya ben şimdi bunu beğeniyorum zaten. Kenan yok esmerci. Esmerci. Esmer seviyor. Çok esmer, değişik ama tam bir olgun Türk erkeği. Bak o olgunluk da hani buradaki izeydi, botokslu motokslu öyle niye şeyler. Niye Kıvanç'ın olgunluğuna taş attığında Kenan'ın olgunluğuna Kıvanç niye? Bir anda olgunlaştı. 5 tane çizgisi varmış bak, Kıvanç'ın. Bir anda şey oldu o. Bir öyle baby face gördük sonra bitik gibi ne geldi. Ne yaptın? Screenshot alıp çevirmişsaydın çizgilerini. Ama çizgilere. Bak balın çizgileri. Bakar mısın ya? Ne o çizgi onda da var. Ay bilmiyorum ya. Yok yok valla. Olmadı. Olmuyor yani. Eski halinden eser yok şimdi. Allah Allah. Aa, çok ilginç. Ama Kenan, ama Kenan hep öyleydi canım. Kenan hep böyleydi. Kenan İmirzalıoğlu'nun çizgileri çok yakışmış. Kenan'ın Kıvanç'ın çizgileri bak, olmamış. Kenan'ın çok sert bir ifadesi var. Zaten ürkütücü biraz sert. Hı. Böyle çizgileri mimikleri olan hep öyleydi ama. O hiçbir zaman baby face gibi görünmedi ki. İlk çıktığından beri öyle. İnsanlar değişiyor. Yakışıyorlardı bak Sinem de nasıl zayıflamış. Bir ara aşırı kiloluydu. Sinem çok hoş gözüküyor. Peki elbisesini güzel nasıl hiç buldun? Hiç ben Sinem'i aşırı kilolu hatırlamıyorum. Hayır canım bir ara çıktı olur mu? Hep doğumdan böyle Barbie sonra, bebek gibi. Evet. Hayır doğumdan sonra kilosunu veremedi falan diye öyle bir şey çıkmıştı. Aman hiç ben hatırlamıyorum. Şu an çok iyi, çok beğendim. Bence çok da yakışıyorlar. İnşallah yalandır ihanet yani. Şöyle söyleyeyim yıllar yıllar önce Sinem Kovalla Mehmet Aslan'ı beraber almıştık. Yıllar yıllar önce. Aa, evet. Bak sana söyleyeyim çok iyi arkadaşlar Sinem, çünkü. Evet Sinem o zaman neyse hala aynı. Fiziken şapkayla kendini gelmişti hep korudu. Evet, hatırlıyorsun gelmişti değil mi? Evet, evet. Bir pantolon giymişti çok böyle Barbie gibi. Gibi. Evet. Ama şu an peki iş güç dönüş. Sinyalleri ama bayağı yani uzun bir ara verdi değil mi? Dönemedi. Evet. Bak bu da oluyor. Çocuklarını büyüttü. Evleniyor ya bu oyuncu işte eşler. Kadınlar evde oturuyor adamlar çalışmaya devam. Bir şekilde kadının eskisi gibi asla olmuyor işi. Fahriye Evcen'de de olduğu gibi. Dünya çapında tanınan bir derginin Yılın Kadınları Ödülleri Gecesi adeta şıklık yarışına sahne oldu. Gülse Birsel omuzları açık siyah elbisesi, şık çantası ve zarif aksesuar seçimiyle gecenin şık isimleri arasındaydı. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ece Sukan yerlere kadar uzanan siyah elbisesi, göğüs kısmındaki zırh detayları, bilekliği ve küpesiyle adeta bir dönem filmi kahramanı gibiydi. Çok iyi değil mi? Şey zırh gibi böyle. Gecede siyahın asaletinden faydalanan bir diğer isimse Saadet Işıl Aksoy'du. Çok güzel. Ben bu gece ödül vermek için buraya geldim. Kendi alanında başarılı kadınlara ödül verilecek. Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alan Karolina Kurkova, görkemli tarzıyla gecenin fark yaratan isimlerinden biriydi. Güzide duran Aksoy, üst kısmındaki kalp detayıyla dikkat çeken zarif siyah elbisesi ve elbisesiyle tam uyumlu görkemli yüzüğü ve gümüş rengi çantasıyla gecedeydi. Demet Evgar'ın tercihi de siyahtan yanaydı. Tüm kalbimle söylüyorum ki kadın olmaktan ve bu ülkede kadın olmaktan ben mutluyum. Koyu renkten şaşmayan Melisa Şenolsun'un poz vermeye hazırlanışı da kameralara böyle yansıdı. Evet bana doğru buraya. Gölge oluyor. Esra Erolsa koyu ve sade bir kıyafetle geceye katıldı. Göğüs detaylarıyla dikkat çeken straplez elbisesiyle Gülcan Aslan da tarzıyla ön plana çıkan isimler arasındaydı.
Renk tercihi konusunda gecenin en sıra dışı tarzlarından biri Birce Akalay'ın yaka detayıyla dikkat çeken kolları uzun elbisesiydi. Güzel oyuncunun kıyafetiyle uyumlu küpeleri de göz alıcıydı. Genel olarak eril bir sektörde çalışıyoruz ve haklı olarak da her sektörde, her alanda direnişlerimiz var. Ayakta kalmaya dair ve bu anlamda da birbirimize sonsuz destek veriyoruz her fırsatta. O yüzden buradayız bu gece. Dolayısıyla da aynen bu şekilde devam edecektir diye tahmin ediyorum bundan sonrasında da. Dedikodusunu yapıyoruz Birce Akalay'ın ama masa ikiye bölündü. Evet. İkiye bölündü değil, şuradan itibaren bölündü. Evet. Ben beğenmedim Gülşen'le elbiseyi. Ben dedik ki çok asil duruyor, çok hoş. Başkası giyse hanımefendi, yakışmaz. Başkası giyse olmaz. Birce yani Akalay olmaz. Giydiği ya, için. Yaka bile böyle hani ya şöyle dursun ya şöyle olsun. Arada sıkışmış gibi. Ama çok Rahibe, güzel taşıyor. Bunun neyini beğendiniz ya? Yapmayın Birce elbiseyi. Akalay çok güzel taşıyor. Kadını yani Birce Akalay'ı söylemiyorum canım. Kadın çok güzel. O kıyafet. Kıyafet bak bir de ya tam uzun olsun ya şurada olsun her arada şeyi, sıkışmış. Her şeyi güzel. Bir döner duruyor. Misin Birce lütfen? Ama başkası giyse, başkası giyse eleştirebilirdik. O çok güzel taşıyor. Kadın diyor ki mesaj bu. Ben o kadar iyiyim ki. Yok kapalı giyebilir yine. O kadar iyiyim ki benim bir dekolteye. Ama dekolte giyerlerimi öne çıkartmaya falan ihtiyacım elbise yok. Elbise üstte büyük. Yarım oradan ama ayak görünüyor. Kol. Boğaz orada sıkışmış. Şimdi bakın kapalı açık olayı değil. Hı. Dekolte olsun diye demiyorum. Çok manasız tuhaf. Böyle pelerin gibi falan olmamış yani böyle bir törene. Ne olsaydı çok şık olurdu bu kıyafet? Ya mesela bu ne olabilirdi? Tam böyle Hülya Avşar'ın giydiği vardı ya böyle boğazlı. Boğaz biraz daha yüksek mesela mi? Mesela daha uzun olabilirdi. Yerlere. Ve bu kollar doğru. Böyle böyle bak konuşurken bile hoş durmuyor. Asil bulmadım yani. Ben tabii fikir her şeyi aynı olabilir. Olacağım. Aynı olmak olacak durumunda değil. Değiliz ama bence gecenin en şıkkı Birce Akalay'la Ajda Pekkan. Ben Ajda Pekkan. İkisi Ajda. Çok hoşlar. Ajda süper. Çok tarzı. Şimdi çok mu açıktı? İlla hani dekolte değil ama ceketi, duruşu, o şort falan muhteşemdi bence. Sana da yakışır. Sen de öyle bir kombin yapabilirsin. Ben seviyorum öyle ceketle. Hepsi de ceketli geliyordum aslında da. Devam edelim Ajda Pekkan'la. Ajda Pekkan her zamanki gibi tarzıyla da ilham vericiydi. Süperstar hiç kuşku yok ki gecenin en şık isimlerinden biriydi. Yılın modelleri ödülüne layık görülen Ece ve Esin Bıçak kıyafet seçimleriyle de gecenin konuşulan isimleri arasındaydı. Tarzıyla en çok konuşulan isimlerden biri Sinem Kobal'dı. Omuzları açık, kırmızı renk süper mini bir elbise tercih eden Sinem Kobal, çorap rengi seçimi nedeniyle kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Kenan'a böyle bir gecede eşlik ediyor olmak benim için çok keyifli. Buradayım, yanındayım. Bütün ödül alan herkesi tebrik ediyorum. Deren Talu, gümüş rengi elbisesi ve ayakkabısıyla adeta ışıl ışıl parlıyordu. Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri Tuğba Büyüküstün'dü. Güzel oyuncunun tarzı hayranlarını ikiye böldü. Kimi bu tarzı kusursuz bulurken, kimi güzel oyuncunun saçlarını korku filmlerine benzetti. Allah herkese efendim Ajda Pekkan gibi yaş almayı, Kıvanç Tatlıtuğ gibi çökmeyi nasip etti. Ya. Ya Kıvanç'ı da kattı bak. Ama yani bakar mısın ben hemen bu saçı falan çalıyorum yapacağım en yakın zamanda. Saç, makyaj ne kadar estetik o bu olursa olsun herkes estetik yakıştıran yapıyor. Yapsın. Herkes olmuyor bayılıyorum idolüm. Ya şurada bir sürü de oyuncu manken tanımadığımız... 77 yaşında. Ay, şimdi Ajda ya Pekkan... Allah ya Rabbim nasip et inşallah. Ajda Pekkan 2024'e girmemize sayılı günler kaldı. 60. sanat yılına girecek. Evet. Ve çeşitli büyük firmalar ona diyormuş ki 60. sanat yılınızı kutlayalım istememiş. Acaba hep bekar yaşı olduğu için mi? Çok uzun evlilikler yok. Hatırlatıyor diye. Yani 60. yılı evli olmadığı istememiş. İçin mi genç kalıyor? Daha önce evlendi boşandı. Ha, kısa söyle. Hani kendini daha çok seviyor. Çocuk yapmamak çocuk da çok yıpratıyor. Çünkü evet. Onun sorumluluğu bak ben buradayım. Kendinden daha çok orada. Onu düşünüyorsun. Hmm. Tabii tabii çocuksuz olması da onu böyle taş gibi tutmuş olabilir diye düşünüyorum. Diyorsun. Ama ona sorsanız onun bu anlamda ne kadar çok istediğini biliyorum. Hani çocukla ilgili
Emel Sayın'ın, Ajda Pekkan'ın öyle pişmanlıkları var. Biliyorum. Evet. Yarı yaşındakilerden çok daha güzel, havalı, çok daha havalı, enerjisi kesinlikle daha yüksek duruyor. Yaptığı yani, her şey de güzeldi. Şimdi size de ekrana getiriyoruz. O artık o kadar çok ünlü ve oyuncu çıkıyor ki bazılarını bir dakika bu kimdi diye bakıyoruz. Evet. Şimdi o 20'lik tazecik mis gibi güzel genç kızları koyun, bir de Ajda Pekkan'ı koyun. Vallahi Ajda Pekkan daha çok ilgi çekiyor. Şimdi Sinem Kobal'da mesela Sinem Kobal'la Ajda Pekkan'ı koy yan yana. Ajda. Sinem Kobal'ın kıyafetine kırmızı elbisesini nasıl buldun mesela? Ya elbise güzel ama çorap giymesi. Çorap olmamış. Çorap mı? Giydi değil mi? Siyah, evet, siyah giymiş, çorap var. Ben hiçbir zaman çorap kullanmıyorum ama Seda Sayan'ın sizdeki evet çorapla ilgili şeyini dinleyince şöyle bir korktum. Çorap felsefesi. Çorap, İnanamadım. Ben de sıfır çorap. Bacaklarıma güvendiğim için tabii ikisi. Asla yaz kış çorabın bacağımı kirli gösterdiğini, yapay gösterdiğini düşünüyorum. Hani bunun edeple bir şeyini manasız geldi. Onu anlayamadım. Seda ablanın ne demek kraliyet istediğini. Kraliyet ailesi üyeleri bile çorap giyiyor ama, diyor. Hem evet de yaz kış. Ağustos ayında yazında çorap giyilir mi? Yapma, sonra onun farklı etkilerini düşün. İpek çorap hayatım, eldivenle giyiyormuş o çoraplara. Bak bu olabilir. Bazı insanlar özellikle zıt renkli siyah, hani ben illaki eleştirilsin diye görmedim. Çorap aslında kötü durmuyor. Yok. Kötü durmuyor. Ayakkabısı, kötü çorabı, kıyafeti. Bence çorap yok, olmasa çok çıplak gibi olacak. Evet, çok çıplak evet, olacak. Evet. Çünkü şey dekoltesi var. Yani çok minilerde çorap giymek güzel ama ten rengi falan değil, bence siyah mantıklı. Ama Seda ablaya inanamıyorum. Hani edeptir bir şeyler bir şeyler değil mi? Çorap dedi. Kraliyet aileleri de yaz kış giyer. Çorap bir mesafedir, asalettir onu, demiş. Onu mesafeyi algılayamadım. Çorapla mesafe yakınlaşamazsın arasındaki çoraplı birine. O bir kademe senden üstündür demek istiyor çorabı giyince. Yo, gayet bacağına güvenen çorapsız çıkar. Sellütü çatlağı patlağı damarı varsa giyecek çorap yani. Bence bu sen, güvenle alakalı. Sen Yeliz bugün kaşınıyorsun. Evet. Bak Kıvanç'tan geçersin, Kenan'dan, yo, Beren'den Seda geçersin ama Seda sana çarparsın. Bir şey söyleyeceğim. Ben Seda ablaya bir şey dedim mi? Ben bir kere yıllarca. Yok, hiçbir şey demedim. Çocukluğumdan beri tanıyorum. Beni çok da sever. Onu da çok seviyorum. Evet. Ben fikriyle alakalı annemle de şu kardeşimle de çelişebilirim. Sevmiştir. Şimdi bu sevmediğim anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Seviyormuş. Devam seviyor edelim efendim magazin turumuza. Bu etkilerini İpek düşün. Çorap hayatım, eldivenle giyiyormuş o çoraplara. Bak bu olabilir. Bazı insanlar özellikle zıt renkli siyah, hani ben illaki eleştirilsin diye görmedim. Çorap aslında kötü durmuyor. Yok. Kötü durmuyor. Ayakkabısı, kötü çorabı, kıyafeti. Bence yok, çorap güzeldir olmasa çok çıplak gibi olacak. Evet, çok evet, çıplak evet, olacak. Evet. Çünkü şey olacak, dekoltesi var. Yani çok minilerde çorap giymek güzel ama ten rengi falan değil, bence siyah mantıklı. Ama Seda ablaya inanamıyorum. Hani edeptir bir şeyler bir şeyler değil mi? Çorap dedi. Kraliyet aileleri de yaz kış giyer. Çorap bir mesafedir, asalettir onu, demiş. Onu mesafeyi algılayamadım. Çorapla mesafe yakınlaşamazsın arasındaki çoraplı birine. O bir kademe senden üstündür demek istiyor çorabı giyince. Yo, gayet bacağına güvenen çorapsız çıkar. Sellütü çatlağı patlağı damarı varsa giyecek çorap yani. Bence bu sen, güvenle alakalı. Sen Yeliz bugün kaşınıyorsun. Evet. Bak Kıvanç'tan geçersin, Kenan'dan, yo, Beren'den Seda geçersin çok ama Seda sana çarparsın. Bir şey söyleyeceğim. Ben Seda ablaya bir şey dedim mi? Ben bir kere yıllarca. Yok, hiçbir şey demedim. Çocukluğumdan beri tanıyorum. Evet. Beni çok da sever. Onu da çok seviyorum. Evet. Ben fikriyle alakalı annemle de şu kardeşimle de çelişebilirim. Sevmiştir. Şimdi bu sevmediğim anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Seviyormuş. Devam seviyor edelim efendim magazin turumuza. Esra Dermancıoğlu çok konuşulan İtalya turu hakkında neler söyledi? İtalyan erkeklerini beğendiğim için. Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu 55. yaş gününü dostlarıyla Kuruçeşme'de kutladı. Hepsini çok seviyorum. İtalya turunuzu soralım. Sokakta yaptığınız çok konuşulan dansınız ve katıldığınız programlardan sonra nasıl tepkiler aldınız? Çok tatlı, çok şekerler. Özellikle İtalyan erkeklerini beğendiğim için onların tepkilerini çok beğendim. Türk erkekleri mi, İtalyan erkekleri mi? Ben seviyorum Türk erkekleri. Hülya Avşar, Reynmen'in 2020 yılında aldığı Altın Kelebek ödülünü çöpe atmasını nasıl yorumladı? Hülya Avşar, Esra Dermancıoğlu'nun doğum günü partisine katıldı. Normalde beni ise gece sokağa çıkaramaz. Siz de biliyorsunuz abi. Esra, benim canım, ciğerim. Reynmen'i çok beğeniyorum. Yani o yaşta insanlar
bazen böyle bence hatalar yapabilirler. Yani en azından bunu videoya, hani bunu çekip göndermek gibi bir şey. Hepsi çok genç ve olabilir, hiçbirimiz yapmadık mı yani? Hepimiz yaptık böyle hatalar. Mahmut Gancıoğlu babalık heyecanını paylaştı. Çok heyecanlıyız tabii. Artık bebek annesine mi babasına mı daha çok benziyor? Şimdilik biraz dezavantajlı başladı gibi gözüküyor. Burcu Denizer ve Kanur Gancıoğlu ilk bebekleri ardıçı kucaklarına aldı. Yakışıklı oyuncu hastaneye gelen gazetecileri oldukça kibar bir şekilde karşıladı. Ben de geleceğinizi bilerek hazırlıklı bir şekilde... Ardıç'ın çikolatasını. Ardıç bebek sabah 8.29'da dünyaya geldi. Setten apar topar geldiğiniz doğru mu? Bir önceki akşam set çıkışında geldik. Yani aşağı yukarı bir 13-14 saat sonra ertesi, yani bu sabah. Zamanı karıştırmış durumdayım çünkü uyumamış olduk. Bir 13-14 saat burada kaldık. Ertesi sabah, dün sabah. Şu an akşam mı? Sen karıştı artık. Yemin ediyorum karıştı. Evet, babalık. Bu sabah, evet. Bu sabah 8.29'da. dünyaya gelmiş oldu. Çok heyecanlıyız tabii. Bebeğin ve annesinin sağlık durumu nasıl peki Kaan Bey? Çok şükür. Annenin de ardıcın da sağlık durumu iyi. Zor bir doğum oldu. Uzun sürdüğü için yorucu oldu. Ama şu an ikisi de çok iyiler, çok şükür. Doğum anında eşinizin yanında mıydınız peki? Doğuma girdim. Nasıl bir duyguydu? Onu yani, annenin özellikle yan yanasınız ama... Film izlemek gibiydi. Tam sanki benim başıma gelmiyor da. Hani arka koltuktan bir şey oluyor. Hani bir gerilim filmi izliyorsun. Çok şükür iyi sonuçlanmış olan bir mutlu sonlu bir film izlemişim gibi oldu. Bir desteğim olmadı ama işte Burcu'nun elini tutmuş oldum. Bir de çok yorgun olduğum için hakikaten böyle bir film gibiydi desem en doğru tabir olur. Ardıç kime benziyor peki? Açıkçası bana benziyor değil mi İrem? Benziyor mu? İrem Hanım'dan hemen söyledi, aynısı izliyor. Evet, gözlerde en azından Burcu'ya benzemesini ümit ediyoruz. Yani şimdilik biraz dezavantajlı başladı gibi gözüküyor. Uykusuz gecelere hazır mısınız Kaan Bey? Rahmetli Kaya'nın çok güzel bir ninnisine denk geldim geçen gün. Bilmiyorum, siz biliyor musunuz? Bayağı da biliyorsun. Ben de onu ezberlemek üzereyim, çalışıyorum üzerine. Babalar biliyor. Uykusuz gecelere hazır mıyım? Değilim açıkçası. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nun doğum günü partisine ve Altın Kelebek ödül törenine neden katılmadı? Katılmamanızın sebebi nedir? Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun ilişkisi ihanet yüzünden mi bitti? Afra'nın da zaten gerekli açıklamaları yapmıştı Mert Bey. Siz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir stand-up gösterisini izleyen Mert Ramazan Demir, Arnavutköy'de görüntülendi. İddiaları soralım. Geçtiğimiz günlerde de Afra Hanım'ın doğum günüydü, katılmadınız. Aynı zamanda da Yalış Apkın dizisi. Altın Kelebek'le ödül aldı. Bunun için de öncelikle tebrik edelim sizi. Siz ona da katılmadınız. Hastaydınız biliyoruz. Beta virüsüne yakalanmıştınız. Aynen, iyileşmişsiniz. Öyle. Nasılsınız şu an? Katılmamanızın sebebi nedir? Sağ olun. İşte hastaydım, bildiğin gibi. Çok geçmiş olsun. Sorulara kısa cevaplar veren yakışıklı oyuncu aracı gelir gelmez soruları duymazdan gelerek aracına yöneldi. Afran'ın da zaten gerekli açıklamaları yapmıştı Mert Bey. Siz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Son olarak ayrılıkla ilgili. Ayrılıkla ilgili. Olalım, sonra bitirelim her şeyi. Allah İhanet Allah olduğu konuşuluyor. Çok kısa. Neler söylemek istersiniz Mert Bey? Teşekkürler. İyi akşamlar. Allah sana söyleyelim, Mert Ramazan'la ilgili yorum yaparken aman dikkat, fanları fena. Gerçekten. Evet. Seni Samara yaparlar. Önce bunu Edward'a çok benzetti. Alacakaranlıktaki hani, vampir. Kesinlikle inanılmaz. Yani çok tatlı bir suratı var. Evet. Ama yani Mert de çok iyi bir oyuncu bir kere. Oyunculuğunu. Kurtardın paçayı. Beğeniyorum ama tamam. Yakışıklı oyuncu diye haber yapmışsınız. Orada bir hatanız var, kusura bakmayın ekipçe. Yakışıklı bulmuyorum. Mert Ramazan Demir. Yakışıklı değil yani. Ne, siz de gerçekleri söyleyin. Sen biraz önce Kaan Urgancıoğlu ile ilgili de öyle söyledin. İkisini de mi yakışıklı bulmuyorsun? Yok ya, ben Yeşilçam kafasında kaldım galiba. Ya da işte bu Kenanlar döneminde, Buraklar döneminde. Bu sen yeni dönem, şu son 5 yılki dönemde ne çok güzel bir kadın, ne çok iyi bir jön, ne çok iyi bir şarkı. Yani bu 5 yılda kötü bir döneme girdik bence. Öyle diyor. Bir şey üretemiyoruz. Siz de haklısınız, elinizdekilerle yetiniyorsunuz. Buluyorsunuz mikrofonu. Hayatım... Yolda yürüse kimse tanımıyor. Diziden başka. Yapın çok güzel yani... şeyler konuşalım. Ya hayatım işte bunlar yapıyor, bunlardan fırsat kalmıyor zaten. Yo, başka bir şey iyi olan yani. Gelir, nerede olursa olsun kapını çalarlar, bir iş yaparsın, fırsat kalıyor kalmıyor olur mu? Ya işte bu kafa yani. Benim kafa eskide kaldı, yaşlandım herhalde o yüzden. Estağfurullah, hayır daha genç. Reklam müziğimiz de geldi, reklamlar efendim.
Çok güzel bir pazartesi yayını oldu. Böyle üzerine toprak atmadığın, gömmediğin kimse kalmadı. Ben sizle çok eğleniyorum. Çok mutlu dedi, oluyorum. Beren bitmiş dedi. Tuğba Büyüksün oynayamıyor dedi. Şenert Ramazan Demir hiç yakışmıyor. Ama sizi çok beğeniyorum. Hiç yaşlanmıyorsunuz. Çok gençsiniz. Biz nasıl kurtardık bu kadar starları içinde? Ürünlerini kullandınız mı? Kullanmadık. Kullanmadık. Şimdi ben buradan bir daha gibi... Ürünleri kullandığımız için çok genciz dermişim. Ha, evet. Şaka. Sana bol kazançlar diliyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. 2 milyonla geliyorum. Sonra